Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle elimde görmüş olduğunuz kolay bluz yapılışını paylaşacağım. Dilerseniz tunik, elbise ya da panç olarak da adlandırabilirsiniz. Bluz diyorum ama sadece iki parçadan oluşuyor. Birleştirip işte bluz şeklini veriyoruz. Dediğim gibi panço da diyebiliriz aslında. ipimden videonun başlangıcına bahsediyor olacağım. Yine aynı şekilde video içerisinde ölçülerinden, sayılarımdan aynı şekilde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Sevbeden 36 beden için çalıştım ama 38 bedene de uygun olacağını düşünüyorum. Bakın şu kısmında gövde boşluğumuz var. Bu noktalar ise kol kısmını dikerek sabitleme yaptım. Yine aynı şekilde üstte de boyun boşluk kısmımız var. Diğer türlü sabitlemesini yaptım. İki tane düz parça yapıyoruz daha sonra birleştirip işte bu düz şeklimizi vermiş oluyoruz 2,5 buçuk yumak kullandım 3 yumak almanız yeterli olacak videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum tıklayıp takip edebilir orada yaptıklarınızı ben etiketleyerek paylaşabilirsiniz şimdi beraber yapılışına geçelim Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Lady Yarn Fiona ipini tercih ettim. İpimi saturdeobi.com'dan temin ettim. Sizler için açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Kendinize uygun renk ile bu kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle ipimden bahsetmek istiyorum. %100 akrilik bir ip. 100 gram 470 metre uzunluğunda 36 6 milim tığ numarası 3 6 milim şiş numarası için uygundur diye belirtilmiş 3 buçuk numara ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyor olacağım şimdi beraber yapılışına geçelim şimdi ben bu yüzümü tamamlayıp geldim sizler için küçük bir başlangıç yapacağım ama öncelikle birazcık bahsetmek istiyorum 185 tane ikili trabzandan oluşuyor bu şekilde boyuna bir e, örmeye başlıyoruz. Zincir çekiyoruz. Burada genişliğini ne kadar yapmak isterseniz. Ben tahmini bu tamamıyla düz bir parça olduğu için kol kısımda nereye gelsin istiyorsanız oradan itibaren vücudunuz ve diğer kola kadar zincir çekerek ölçüm yapabilirsiniz. Çünkü ben de o şekilde belirledim sayımı. 185 tane ikili trabzan için 184 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde yatay ikili trabzanlardan oluşuyor. Ve burada istediğimiz genişliğe ulaşabilirsiniz kadar örüyoruz. Ben 30 sıra boyunca örme işlemi yaptım. Dilerseniz burada daha da uzatabilirsiniz. Bunu elbise ya da tunik tarzında da uzatma yapabilirsiniz. O yüzden kolaylıkla yapabileceğimiz bir bluz yani istediğiniz şekilde sayılar üzerinde oynama yapabilirsiniz hiç zorlanmadan. Ben sizlerle bu noktada ölçümü paylaşmak istiyorum. Bence S beden 36 beden ve 38 beden için uygun. Belki L beden de daha geniş bir zincir sayısıyla başlangıç yaparsanız daha rahat hareket edebilirsiniz içerisinde diye düşünüyorum. Bunun üzerine 10 ya da 20 e, zincir ilave ederek başlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde. Tabii ki benim parçam şu an ütülenmiş hali, 96 santim uzunluğunda genişliğinde. Bu şekilde elini ölçtüğümde ise 40 santim eninde parçamı tamamlamış oldum. Şimdi 30 sıra boyunca ikili tırabzanlar yaptıktan sonra burada istediğimiz yani uzunluğa ulaştıktan sonra üzerine çiçekler yapıyoruz. Bunları da bir bütün halinde 2 sıra boyunca gidip tamamladık. Gayet kolay, ayrıntılı bir şekilde video içerisinde bahsediyor olacağım. Daha sonrasında burada bir boyun boşluğu bırakıyoruz. Bakın bu şekilde istediğiniz genişliği ayarlayabilirsiniz. Kol kısımlarını dikiyoruz. Yine aynı şekilde alt gövde kısmında da e, burayı eşitleme yaparak birleştirmesini yapıp bu yüzümüzü tamamlıyoruz. Hepsi bu şekilde. Şimdi dediğim gibi beraber küçük bir başlangıç yapalım istiyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm ve bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi burada sadece küçük bir başlangıç yapacağım için sadece göz kararı bir zincir çekiyorum. Kendi ölçülerimde ise 184 tane zincir çektim. 3 zincirle beraber 185 tane ikili trabzana ulaşmış oldum sıra sonunda. Şimdi sondaki zinciri parmağımıza tutuyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çek. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen burada parmağımla tutmuş oldum zincir içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada zincirimizle beraber iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığımızı ipim bir kez aldım. Yandaki zincire geliyorum. Bir, iki kez çektim. Tığımızı üzerine ipimizi bir kez aldık. Yandaki zincirin içerisine geldim. Bir, iki seferde çekiyorum. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki zincire geldim ve bir iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Son zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı elpim bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki iki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımı elpim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum ve ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonundaki iki trabzan tepesine ikili trabzanımı yaptım ve 3 zincir çekerek başlangıç yaptım. Noktada zincir içerisinden de tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yanındaki iki tırabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her iki tırabzanın tepesine bir tane iki tırabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sondaki iki tırabzanın tepesine bir tane iki tırabzan yaptım ve burada zincir çekerek başlangıç yaptım noktada 3. zincirin tepesinden de tığımı geçirip bir tane iki tırabzan yapıyorum bakın burada önemli olan nokta iki tırabzan tepesine batarak direkt dönüşümüzü sağlamıyoruz Sondaki 3 zincir çekerek başlangıç yaptığımız noktada 3. zincirin içerisine her zaman batma işlemimizi yapıyoruz. Diğer türlü eksiltme yaparız ve modelimizin yapısında bozulma olur. Yine aynı şekilde bakın 3 zincir çekerek başlangıç yapıyorum. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki 2 tırabzanın tepesine ikili tırabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret. Her sırada bu şekilde ikili tırabzanlar yaparak 30 sıra boyunca devam edip geliyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Toplamda 30 sıra boyunca benim için yeterli oldu. Benimle birebir aynı ölçülerde yapmak zorunda değilsiniz. Burada düz bir parça ördüğümüz için mutlaka istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar ölçüm yaparak kendi vücudunuza ya da sevdiğiniz bir kıyafeti o şekilde boyut belirleme yapabilirsiniz. Benim için 30 sıra yeterli oldu. Tabi bu e, ütülemeyi de göz önünde bulundurarak bir tık daha büyüme olabilir parçamızda. Şimdi sizlerle bu noktada ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğümüzde yaklaşık 32,5 cm ölçüsünde parçamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi üst kısmındaki çiçek kısmına geliyor sıra. Hemen buradan sizler için bir başlangıç yapalım beraber bir tane zincirimi çekmiştim devam ediyorum 2 3 4 tane zincir çektim dördüncü zinciri parmağımla tutuyorum 1 2 3 4 tane daha zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi iki kez aldım hemen burada parmağımla tutmuş olduğum dördüncü zincirin içerisinden tığımı geçirdim bakın şu şekilde bir iki seferde çekiyorum ve ilmeğimin bir tanesi bıraktım çıktığımız ipimi iki kez aldım tekrardan aynı zincirin içerisine dönüyorum bir iki seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum bir iki kez aldım tığım üzerine ipimi zincirin içerisine dönüyorum bir iki seferde çekerek ilmeğimi bırakıyorum şimdi burada dört tane zincir de saydığımızda toplamda dört kez aynı işlemi yapmış oluyoruz ve tığımızda da dört tane ilmeğimiz var hepsini tek seferde çektim bir tane zincir çekerek kapattım ve bu şekilde birinci yaprağımızı yapmış olduk tığım üzerine ipimi iki kez aldım hemen bakın burası bizim başlangıç noktamız yanından itibaren sayıyorum 1 2 3 4. boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi 1 2 seferde çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tığ müze ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 seferde çekip ilmeğimi bıraktım. 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 kez çekiyorum ve son bir kez daha aynı boşluğa dönerek bir iki seferde çektim tığımda dört tane ilmeğim var bunlara herhangi bir çekme toparlama işlemi yapmadan tığım ipimi iki kez aldım hemen bakın burası bizim başlangıç noktamız yanındaki boşluktan itibaren sayıyoruz 1 2 3 dört dördüncü boşluktan tığımı geçirdim bir İki seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Boşluğa dönüyorum. Bir, iki seferde çekip ilmeğimi bıraktım. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Boşluğun içerisine dönüyorum. Bir, iki seferde çekerek ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tekrardan aynı boşluğa dönerek bir, iki seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Şimdi başlangıçtaki 4 tane ilmeğimizi saymadığımızda bakın buradaki boşluk içerisinde yine 4 kez aynı işlemi yapmış olduk. Tığımda 4 tane daha ilmeğim var. Toplamda 8 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. 1 2 3 4. boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığımız ipimi iki kez aldım, aynı boşluğa döndüm. Bir, iki seferde çekip ilmek bırakıyorum ve bu işlemi dört kez yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Bir kez daha. Dördüncü, üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tığımızda bakın bu şekilde dört, dört, dört tane ilmeğimiz var. Üç kez aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini. Tek seferde içerisinde ipi çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın 3 tane yaprağımı bu şekilde yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Bir zincir çekmiştim, devam ettim. 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum diğer yaprağım için. Tığımın üzerine ipimi 2 kez aldım. Bakın burada bir zincir çekerek tam şu yaprakların orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum ipimi bir iki seferde çekip bir dal bırak bıraktım tekrardan aynı boşluğa dönüyorum bir iki kez çekip bir tane bıraktım ve bir kez daha aynı boşluğa dönüp iki kez çekiyorum tığımda zincirle beraber dört tane ilmeğim var şimdi burada yaprağımızın içerisinden ipimizi çekiyoruz ve bir tane zincir çekerek kapatıyoruz. Bakın dördüncü yaprağımı tek bir kez yapıyorum. Bir zincir çekip kapattım. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Bir, iki, üç, dördüncü boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde dört tane yaprağımı yaptım ve dördüncü boşluğuma da bir tane üçlü trabzanımı yapmış oldum. Şimdi diğer çiçeğimiz için yeni bir başlangıç yapıyor olacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızı üzerine ipimi iki kez aldım. Burada bakın zincir içerisinden ya da üçlü trabzanın içerisinden tam tepe noktasından tığımızı geçiriyoruz da tığınızı aslında hangi noktadan rahatlıkla geçirebiliyorsanız yani dediğim gibi birinci zincir içerisinde ya da üçlü trabzanın içerisinde batma işlemi yapabilirsiniz. Bir, iki seferde çekiyorum. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tığım üzerinin ipimi iki kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. Bir, iki seferde çekip ilmeğimi bıraktım ve bir kez daha aynı boşluk içerisine dönerek bir, iki seferde çekerek ilmeğimi bıraktım ve tığımda saydığımda dört tane ilmeğim var. Şimdi burada herhangi bir çekme işlemi yapmadan buradaki yaprağımızı kapatmıyoruz. Tığım üzerinin ipimi iki kez aldım. Hemen bu üçlü trabzanın yanındaki boşluktan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluktan tığımı geçirdim bir 1, 2 sefer çekip ilmeğimi bırakıyorum. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, iki sefer çekip bir ilmek bıraktım ve tekrardan bakın bir iki sefer çekip bir ilmek bırakıyorum ve bir kez daha bir iki sefer çekip bir tane ilmeğimi bırakıyorum aynı boşluk içerisinde dört kez aynı işlemi yapıyoruz şimdi burada üç tane yaprağımı aynı anda yap, yaparak toparlıyordum o yüzden tığım üzerine ipimi iki kez aldım 1 2 3 dördüncü boşluktan tığımı geçiriyorum 1 2 seferde çekerek bir tane e, üçlü trabzan yapıyorum ve aynı noktaya dönerek 1 2 seferde çekip bir ilmek kaldı 2 oldu 3 4 kez bakın aynı işlemi tekrarladım ve tığımda 3 tane yaprağımın ilmekleri var hepsini tek seferde içerisinden ipimi çektim Sıkı bir şekilde bir tane zincir çekip kapatıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane yaprağımı yapmış oldum. Şimdi tek bir yaprak yapacağım. Yani bakın buradaki dördüncü yaprağımızı yapıyor olacağız. Bir zincir çekmiştim. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir zincir çekerek kapatmış oldum boşluktan. Tam yaprakların orta kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çektim zincirle beraber iki, iki tane oldu devam ettim 3 4 kez aynı işlemi tekrarladıktan sonra dört tane ilmeğim var tığımda hepsini tek seferde çektim ve bir zincir çekerek kapattım bu şekilde dördüncü yaprağımı yapmış oldum şimdi üçlü trabzan yapacağım Tığım üzerine ipimi iki kez alıyorum 1 2 3 4 4. boşluğa gelip 1 2 3 sefer aynı çekerek üçlü tırabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde iki tane çiçeğimizin başlangıcını yapmış olduk. Beraber bir tane daha yapalım şimdi. Yeni bir çiçek başlangıcını nasıl yapıyoruz? 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığım üzerindeki ipimi 2 kez aldım. Burada üçlü trabzanın tepesinden şöyle en üst noktadan tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekip bir tane ilmek bıraktım. Dört zincirle beraber iki kez aynı işlemi yapmış olduk. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 3 ve bir kez daha dört kez aynı işlemi yaptım. Şimdi birinci yaprağımızı herhangi bir kapatma işlemi yapmadan tığım üzerine ipimi iki kez aldım hemen üçlü trabzanın yanındaki boşluktan saymaya başlıyorum 1 2 3 4. boşluktan tığımı geçirdim 1 2 sefer çekip bir tane ilmeğimi bırakıyorum tığım üzerine ipimi iki kez aldım aynı boşluğa döndüm 2 3 4 kez Aynı işlemi yapıyorum ve bu şekilde ikinci yaprağımı da yapmış oldum. 1 2 kez alıyorum tığım üzerine. 1 2 3 4. 4. boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 seferde çekip bir ilmek bıraktım. Aynı işlemi 4 kez yapıyorum. Aynı boşluğa döndüm. 2 3 4 kez yaptım ve tığımda üç tane yaprağımın ilmekleri var hepsini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım sıkı bir zincir çekerek kapatıyoruz bakın bu şekilde şimdi dördüncü yaprağımı yapacağım bir zincir çekmiştim 2 3 4 tane zincire tamamladım tığım üzerine ipimi iki kez aldım burada bir zincir çekerek yapmış olduğum noktada tam orta boşluktan tığımı geçirdim bir iki seferde çekip bir ilmeğim kaldı ve devam ediyorum 3 4 kez aynı işlemi yaptım tığımda 4 tane ilmeğim var hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum tığım üzerinin ipimi iki kez aldım 1 2 3 4. boşluğa gelip 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane çiçeğin yarım kısmını yapmış olduk. Alt kısmını üst kısmındaki yapraklarımızı tamamlıyor olacağız. Şimdi burada önemli olan nokta e, ilmeklerimizi çekerken eşit çekmeye çalışalım lütfen. Birazcık bol tutup uzatarak bir ilmek çekme yapıyorum. Fark ettiyseniz elimizi sıkı tutmamamız gerekiyor ki buradaki çiçeklerimiz bu şekilde büyük olsun. Ve e, genelde yapraklar eşit olması için elimizden geldiğince ilmeklerimizi aynı oranla çekerek çiçeklerimizi tamamlayalım. Şimdi her seferinde bu şekilde devam ediyorum. Ta ki sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonda üçlü trabzanımı yaptım ve baktığımda 1, 2, 3, dört tane boşluğum var. Şimdi nasıl yapıyoruz sıra sonunda? Yine aynı şekilde bir başlangıç yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen burada şu trabzanın tepesindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekip ilmeğimi bıraktım ve devam ediyorum. 3 bir kez daha 4 kez aynı boşluğa battım ve tığımda 4 tane ilmeğim var. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. 1 2 3 Sıra sondaki dördüncü boşluğum zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekip ikili trabzan aynı boşluğa döndüm. Bir, iki seferde çekiyorum ilmeğimin bir tanesini bıraktım ve tekrar bakın. 3 ve bir kez daha aynı boşluğa dönerek. 4 kez aynı noktaya batma işlemi yapmış oldum. Ve tığımda 8 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Ve bu şekilde bakın sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çekip kapattım. Burada örgümün arka kısmına dönüyorum. Dönmeden şuradan sizinle ne kadar çiçek başlangıcı olduğunu da saymak istiyorum. Bakın başlangıçtan itibaren saydığımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16. yarım çiçeğimiz olmuş oluyor. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Örgümün arka kısmına dönüyorum. Ve bir üst sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Burada kapatmış olduğum zincirle hani bir zincir çekerek kapatmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 sefer çekiyorum ilmeğimi bıraktım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 iki çekip ilmek bıraktım ve bir kez daha dönüyorum. 1 iki sefer çekerek ilmeğin bir tanesi bıraktım. Tığımda yine zincirle beraber 4 tane ilmeğim var. Şimdi burada nasıl bir başlangıç yapıyor olacağız? Hepsinin içerisinden ipimi çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Burada üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 kez çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde başlangıç yapmış oldum. Dönüşümde 4 zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Aynı zincir içerisine 3 kez battım ve bir tane yaprağımı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip üçlü tırabzımı yaptım. Şimdi kenar kısmımızın başlangıcını bu şekilde yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Bakın burada 4 tane yaprak yapmış olduğumuz noktanın tam orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 iki seferde çekip bir ilmek bıraktım ve devam ettim aynı boşluğa batarak 2 3 4 kez aynı boşluğun içerisine batıyorum ve tığımdaki tüm ilmeklerimin içerisinden ipimi geçirip 1 2 3 tane zincir çekiyorum Sığım uzun iki kez aldım. Sonra aynı zincirin aynı boşluğun içerisine bakın tam orta kısmına dönerek 1 2 2 3 4 kez batıyorum. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 zincir çekerek kapattım bakın bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk üzerine iki tane yaprak yaptığımızda toplamda altı tane yaprağa ulaşmış olduk ikinci sıramızda üç tane zincir çektikten sonra tığım üzerine ipimi iki kez alıyorum üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçirdim bir iki üç seferde çekerek üçlü mı yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım güz lipimi 2 kez aldım. Şimdi bakın buradaki 4 yaprağımızın orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekip ilmeğimi bıraktım ve devam ettim aynı boşluğa batmaya. 2 3 4 kez Aynı boşluğa batarak ilmeklerimi bırakıyorum. Zincirle beraber 5 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapattım. Tığım ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Buraya 2 tane yaprak yapıyoruz. Aynı boşluğun içerisine döndüğümde 1, 2, 3 ve 4 kez aynı boşluğun içerisine batıyorum. Tığımda zincirle beraber 5 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 tane zincir çekerek kapattım. Tığım ipimi 2 kez alıyorum. Üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçirip 1 2 3 seferde çekerek üçlü mı yaptım. Bakın bu şekilde 6 tane yaprağa uğraşmış oldum ve ikinci çiçeğimi de tamamlamış oldum. 3. çiçeğimizi de beraber yapalım istiyorum. Her zincir arasında bakın boşluk kısımlarında ya da iki tane yaprak arasında üç tane zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımızı elbimi 2 kez aldım. Yaprakların tam orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 kez aynı boşluğa battım. Tığımda zincirimle beraber 5 tane ilmeğim var. Hepsini çektim ve 1 2 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım zeynepimi 2 kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 4 kez aynı boşluğa batıyorum. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine iki kez aldım. Üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir, iki, üç seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde üçüncü çiçeğimi de tamamlamış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi son çiçeğimin iki tane de yaprağını yaptım. Üç tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi iki kez alıyorum. Burada bakın şu bir yaz zincir çekerek başladığım nokta var ya tam tepesinden tığımı geçirdim 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde bakın sıramızı tamamlamış olduk örgümün arka kısmına dönüyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tığım üzerine ipimi iki kez aldım Buradaki ikili trabzanın tepesinden tam dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekip ilmeğimi bıraktım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Zincirle beraber iki kez batmış olduk. Üç ve dört kez bakın aynı boşluk içerisine batıyorum. Daha sonrasında hepsini tek seferde çektim bir tane zincir çekerek kapattım bu şekilde bir tane yaprak yapmış oldum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığım üzerimi iki kez aldım bir zincir çektiğim noktadan birinci zincirden tığımı geçiriyorum 1 2 seferde çektim 2 oldu 3 4 sefer zincirin içerisine batıyorum Daha sonrasında hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu bu şekilde dönüş sağlamış olacağız. Bakın şöyle yarım yaprağımı oluşturmuş oldum. Şimdi tığım üzerine ipimi iki kez alıyorum. Buradaki çiçeğin şu iki yaprak arasında üç tane zincir çektim. Noktadan tığımı geçirip bir, iki, 3 seferde çekerek bir tane üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Üçlü trabzanın tepesindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 iki seferde çekip ilmeğimi bırakıyorum zincirle beraber iki oldu devam ettim aynı boşluğa 3 4 kez batarak yaprağımı oluşturdum şimdi burada bir tane çiçek yapıyor olacağız aynı birinci sırada yaptığımız gibi bakın burada arada çiçeklerin arasındaki boşluklardan şurada bakın bir iki tane boşluğum var bu kısma yaprak yapıyoruz Çiçeklerimizin tepesindeki boş ise üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi yaprağımı bu şekilde tutuyorum. Bakın ilmeklerimi bir iki kez aldım tığımın üzerine. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir iki seferde çektim. Devam ettim. Aynı boşluğa dönüyorum. İki üç dört kez aynı boşluğa battım. 2. yaprağımı yaptım. Tığım üzeri ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 ve 4 kez aynı boşluk içerisine batıyorum. Tığımda 3 tane yaprağın ilmekleri var. Hepsini şöyle tek seferde çektim bir tane zincir çekerek kapatıyorum şöyle göstermek istiyorum bakın şimdi bir tane zincirimi çektim devam ettim 2 3 4 tane zincir çektim tığım üzerine ipimi iki kez aldım tam ortadaki bir, bir zincir çektim boşluktan tığımı geçiriyorum bir iki seferde çektim 3 4 kez aynı boşluğa battıktan sonra buradaki dördüncü yaprağımı kapatarak üçlü trabzan yapıyor olacağım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerinde ipimi iki kez aldım. Bakın tam çiçeğin iki yaprağın ortasındaki boşluğa 1 2 3 seferde çekerek bir tane üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde birinci çiçeğim, çiçeğimizin başlangıcını yapmış olduk. Şimdi bir kez daha beraber yapalım istiyorum. Buraya zaten üçlü trabzan yaptıktan sonra devamındaki iki tane boşluğu görüyorsunuz. Yani başlangıçta şu kısmı eğer doğru bir şekilde başlarsanız devamında kolaylıkla aynı şekilde modelimizi devam ettirebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Hemen burada üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekip çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Üç. E bir kez daha. Dört kez aynı işlemi yaptım. Bu dört tane ilmeğimi çekmeden tığımda bekletiyorum. Tığmuzun ipimi iki kez aldım. Buradaki boşluktan, şuradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir. 2 3 4 kez aynı işlemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 4 kez atıyorum. Tığımda 3 tane yaprağımın ilmekleri var. Hepsini şöyle içerisine ipimi çekerek tek seferde çekiyorum ve bir tane sıkı bir zincir çekerek kapattım. Devam ettim. 2 3 4. Tığım üzerine ipimi 2 kez alıyorum. Bir zincir çektim. Noktadan tığımı geçirdim. 1 Daha doğrusu zincirle 2 tane oldu. Devam ettim. 3 ve bir kez daha dört kez bakın aynı boşluğun içerisine battıktan sonra tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. İki yaprağın ortasındaki boşluğa da bir, iki, üç seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde e, ikinci çiçeğimizde yapmış olduk. Devamında hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıra sonuna kadar geldim. Bakın son yapraklarımı da bu şekilde yaptım. Şimdi sıra sonunda nasıl bir bitiş yapıyoruz? Tığım üzerine ipimi iki kez aldım. Buradaki şöyle bakın yaprağımızın bir kısmında hani zincir çekerek başladığımız noktadan şöyle zincirimizi bulalım ya da yaprak içerisinden tığımızı geçirip bir tane Üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın yaprak üzerine ya da zincir çekerek başladığımız noktaya üçlü trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde. Daha sonrasında örgümün arka kısmına dönüyorum. Şimdi arka kısmına döndüğümüzde 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 5, 6, 7. Toplamda 7 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi iki kez aldım. Bakın burada tam orta kısmından, yaprakların orta kısmından tığımı geçirdim. 2 kez çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 3 ve 4 kez aynı noktaya batıyorum. birinci yaprağımı yaptım. Şimdi çekiyorum içerisinden ipimi. 1 2 3 tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu şekilde bir boşlukla başlangıcımızı yapmış olduk. 3 zincir çektim. Tığım zeypim iki kez aldım. Yine aynı yaprağın olduğu noktaya dönüyorum. 1 2 3 ve 4 kez aynı boşluğa battım. Tığımda zincirle beraber 5 tane ilmeğim var. Hepsini çekip 1 2 3 tane zincir çekerek kapattım bakın bu şekilde birinci çiçeğimi tamamlamış oldum bir iki kez aldım tığım üzerine altta üçlü trabzan yapmış olduğum noktaya üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum bir iki 3 tane zincir çektim. Tığım zeybimi 2 kez aldım. Buradaki yapraklarımın tam orta kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 tane batma işlemi yaptıktan sonra hepsini çektim. 1 2 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım zeybimi iki kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. Bu sırada tam orta kısmına ikişer tane yaprak yaparak devam ediyoruz. Toplamda 6 tane yaprağı tamamlamış olmamız gerekiyor bir çiçek için. Şimdi 3 4 kez bakın battıktan sonra tüm ilmeklerimi tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım zeypimi iki kez aldım. Alttaki 3 üç, üçlü trabzanın tepesine de bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonda üçlü trabzan tepesine üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Tığımıza ipimi iki kez alıyorum. Bakın burada iki tane yaprakla başlangıç yapmıştık ya tam orta kısmından zincir içerisinden tığımı geçirdim. Bir, iki seferde çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönüyoruz. 2 üç ve dört kez aynı işlemi yapıyorum. Tığımdaki tüm ilmeklerimi tek seferde çektim. Bir, 2 tane zincir çekerek artık sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi buna güzel bir ütüleme yapmamız gerekiyor ki esneterek dümdüz bir görüntü elde edelim. Bakın şu şekilde tamamıyla esnetip güzelce ütüleyip geliyoruz. Şimdi parçalarımı ütüleyip geldim. Aynı şekilde bir tane daha parça yapıyoruz. İki parçadan oluşuyor. Birebir aynısı. Şunu söylemek istiyorum. Parçalarımızın ütülemesini mutlaka örgümüzün arka kısmından yapmalıyız ki tüyler yapışıyor. Çünkü görüntü olarak ön kısmında parlak bir görüntü alıyor. O yüzden iç kısımdan yani şu kısımdan bakın ütüleme yapmalıyız. Güzelce esneterek hem de çiçekleri açarak güzel bir ütületme, ütüleme işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi iki parçamızı tamamladık. Ütüleme işlemini yaptık, geldik. Sıra geliyor birleştirme işlemini. Nasıl birleştirme yapıyoruz? Öncelikle üst kısımdan yani bu yaka kısımlardan birleştirme yapacağım. Omuz kısımlarından diyeyim birleştirme yapıyor olacağım. Şu şekilde bakın dikkat ettiyseniz ilmek belirleyiciler taktım. Burada tamamıyla düz parça olduğu için üzerinizde bir tutma işlemi yapın. Ne kadar bir boyun oyuntusu boşluk olsun istiyorsanız çok açık ya da kapalı. Burası tamamıyla tercih meselesi. Çiçeklerimizi ortalıyoruz. Şimdi ben şu şekilde burada eşitledikten sonra çiçeklerimi 1 2 3 4 5 6. çiçeğimin orta kısmına ilmek belirleyicimi taktım. Yine aynı şekilde diğer tarafta da bakın şu yarım çiçeğimi saymıyorum başlangıcımı. 1, 2, 3, 4, 5. 6. çiçeğimin ortasına ilmek belirleyicimi taktım. Orta kısımda ise bizim 3 tane çiçeğimiz kaldı. Bakın bu şekilde. Tuttuğumda benim için yeterli genişlikte oldu. Zaten şu çiçeğimin hemen yan kısmından dikme işlemi yapıyor olacağım. Dediğim gibi tamamıyla tercih meselesi. Bu kısmı kolaylıkla ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi nasıl bir birleştirme yapacağız? iğnemizi ipimizi takıyoruz. Tek kat halinde taktım. Örgümün ön kısmından dikerek başlıyor olacağım. Hemen şöyle iç kısmından iğnemi yukarıya doğru çekiyorum. Bakın az önce de dediğim gibi orta kısmından ilmek belirleyicilerimizi takıyoruz. Ama hemen çiçeğimin yan kısmından karşılıklı dikme işlemi yapacağım. Burada mutlaka çiçeklerimizi Eşit bir şekilde dikme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani modelini kaydırmamanız gerekiyor. O yüzden örgümüz ön kısmından ya da iç kısmından dikme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada bakın karşılıklı iğnemi her boşluktan geçirerek dikme işlemi başladım. Farklı bir şey yok. Düz bir dikiş yapıyor olacağım. Sıra sonuna kadar dikme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra hemen bakın buradaki çiçeğimin şu yaprağının dibinden bir başlangıç yapıyorum. Diğer kısımda da sıra sonuna kadar dikme işlemi gerçekleştirip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi üst kısmın dikme işlemini tamamladım. Geldim bakın bu şekilde Yaka açıklığımızı oluşturmuş olduk. Şimdi aynı şekilde alt kısmını birleştirmesini yapacağız. Hemen bakın buradan bir hizalama aldım. Ama mutlaka bu noktada üzerinize bir deneme yapıp e, nereden dikme işlemi yapmak istiyorsanız belirleyebilirsiniz. Ben yine ilmek belirleyicilerimi bu şekilde taktım. Buradan başlangıç yapıp devamında sıra sonuna kadar dikiyorum. Sadece bu arada gövde boşluğu bırakacağız. Sanki e, kol gibi düşünelim. Üstteki diktiğimizi yine hizalama alıp burada da bir boşluk bıraktım ve buradaki iki boşluğumu şu şekilde katlayarak eşit olmasını sağladım. Burada bu nokta önemli e ama mutlaka dediğim gibi üzerimize bir deneme yapalım. Şimdi ben buradan başlangıç yapacağım. Her boşluktan dikme işlemi gerçekleştirip geliyorum ve dikme işlemi tamamladım geldim gayet güzel ve kolaylıkla yapabileceğimiz bir bluz oldu bakın burası bizim gövde kısmımız gövde boşluğumuz aynı şekilde üstte de boyun boşluğumuz var burası da kol kısmı dış kısımdan dikmemize rağmen görüntüsü gayet güzel gözüküyor şimdi ben fikir olması açısından buradaki ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum ne kadar ölçüde bir kısım diktim 32 santim ölçüsünde dikme işlemi gerçekleştirdim. Ortada kaç santim boşluğum kaldı? Yaklaşık 34 santim boşluğum kaldı. Yine aynı şekilde üst boyun boşluğumu da söylemek istiyorum. Ölçü olarak sizlere fikir olması açısından. Bakın hemen buradan şuradaki kısma kadar ölçtüğümüzde 29 santim. Dikmiş olduğum kısım ise buradan 35 santim ölçülerinde tamamlamış olduk. Bence burada sadece S beden için değil, M beden için de uyarlama yapabilirsiniz veya L beden için de uyarlama yapabilirsiniz. Sadece buradaki boşluklarınızı değiştirmeniz gerekiyor M beden için yapacaksanız bir tık daha işte boşluk bırakabilirsiniz yine aynı şekilde gövde kısmında da ayarlama yapabilirsiniz Belki L beden için zincir sayınızda 10 tane daha ilave ederseniz ya da 20 tane daha çok kolaylıkla yapabilirsiniz iki buçuk yumağın tamamını kullandım videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın